Efendim, İsrail ordusu saldırılarını sürdürürken Başbakan Netanyahu ilk kez Gazze ile ilgili planlarını açık etti. Gazze saldırılarından bu yana ilk kez Amerikan yönetiminden İsrail'le görüş ayrılıkları yaşandığına dair açıklamalar geldi. Dünyanın Gazze'de yaşanan katliama sessizliği ise sürüyor. Gelişmeleri konuşacağız. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu bizlerle birlikte. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Arzu Hanım. Şimdi başlayalım isterseniz. Şimdi tabii bahsettik, İsrail ordusu saldırılarını hız kesmeden ve maalesef aslında hızını arttırarak sürdürmeye devam ederken önemli aslında başlıklar var. Özellikle Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlamaya çalışıyor İsrail ordusu. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu ilk kez Gazze ile ilgili planlarını açık etti diyebiliriz. Öyle ki süresi belli olmayan bir işgal olasılığından bahsediliyor. Şimdi bu açıklamaları ve bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii yani başından beri Arzu Hanım, yapılan şey açık bir soykırım suçu. Bunu net görmek gerekir. Bunu bizzat kendileri açıklıyor. Yani bu başbakan diye tarif ettiğimiz kişi, bakanlar diye tarif ettiğimiz kişiler, tek başına bir savunma bakanı askerlerine talimat verdiğini, hiçbir şeyin sizi durdurmayacağını, hiçbir şekilde suçlanmayacağınızı bilin, ona göre davranın. Çünkü burası insan değil, hayvanların olduğu bir yer diyebildi. Yine bir İçişleri Bakanı diye takdim edilen zat, Gazze'ye öyle gıda, ilaç falan değil, buraya bombalar yağdırmak gerekir, ihtiyacı budur dedi. Yine bir başka bakan, ki o da yani ilginç bakanlık isimleri var. Miras Bakanlığı falan, aslında Arz-ı Mevut Bakanlığı gibi bir şey o, hani var ya o saplantılı Büyük İsrail projeleri. O da buraya gerektiğinde, hatta tam o aşamaya geldiğinde söyleyerek nükleer bomba atılması gerektiğini söyledi. Yani daha ne yapmaları gerekiyor ki, hani uluslararası hukuk denilen şeyin etkisi olmayan o başlığın altında soykırım suçunu oluşturan birkaç alt başlığı vardır. Onların tamamı yerine getirildiği gibi ilave şeyler de, yani hukukun bile düşünmediği ilave maddelerde eklemeye başladığını görüyoruz adeta. Bu açıdan evet, yani çok açık. Filistin davası aslında işte önce o Filistin yönetimi diye tarif edilen başındaki kişiyi etkisizleştirerek, orayı zaten çok parçalı hale getirerek, daha çok işte Batı Şeria olarak tarif edilen bölge, 5 şehri vardır. Ama o haritayı birazcık daha ayrıntıya girdiğinizde yekpare olmadığını görürsünüz oradaki Filistin şehirlerinin, yerleşimlerinin. İşgalcilerin aralarındaki yaklaşık 250 tane yasa dışı işgal edilmiş birimleri var o bölgede İsrail'in, Batı Şeria'da. Ve onların toplam nüfusu işte 500 binin biraz üstünde. Ve üstelik de o yasa dışı işgalcileri de sözüm ona koruyup kollama adına da İsrail oralarda kuvvet bulunduruyor. Bir yerden bir başka yere geçerken mutlaka kontrollerle falan yapıyorsunuz. Yani kısacası da bir özgürlüğü elinden almış, adına yönetimi de maaşlarını doğrudan Filistin'in verdiği, başta Abbas'ın olmak üzere kuklalaştırılmış bir yapı. Geriye bir Hamas kaldı. Daha doğrusu Gazze şeridi kaldı ve bir Hamas direnci. O açıdan burayı da tamamen, ki tarihinde ilk defa Netanyahu, ki işte İsrail siyasi tarihinde en çok başbakanlık yapmış kişi, 6 kez başbakanlık, işte yanılmıyorsam 12-13 yıl, hatta 15 yıl da olabilir, kesintisiz başbakanlık yapmış biri. Evet. Ama kurduğu koalisyon tarihinin en faşist koalisyonu. İçindeki partiler adları Siyonist, tamamen bu saplantılı, hani tahrif edilmiş Tevrat'tan okunan her şeylerini öldürün, bebek falan, insan, hayvan, hiçbir şey bırakmayın diye, ki bunu Netanyahu da açıkladı, kendilerine rehber edinen, bu amaçla kurulmuş sözüm ona o partilerden oluşan bir koalisyon. Şimdi koalisyon protokolünde de birçok şey vardı. Hatta Filistinlilerin vatandaşlıktan çıkartılması, bir kısmı çünkü İsrail vatandaşı sayılıyor özellikle Batı Şeria'da, ve buradaki sonradan sürekli devam eden bu yasa dışı
işgalci yerleşimcilerin yasallaştırılması, bütün bunlar hepsi planlanmıştı aslında ve son olarak da Gazze'yi tamamen ele geçirip burada Hamas direncini kırarak burayı da sonuç itibariyle İsrail'in egemenliği kontrol altına almak, belki kuklalaşmış bir Batı Şeria yönetiminin benzerini buraya taşımak, biraz Amerika'nın fikri o. Dolayısıyla bunun da birçok nedeni var. Bunun jeopolitik nedenleri de var hiç kuşkusuz. Yani 1999 yılında Gazze açıklarında İngiliz şirketinin bulduğu doğal gaz rezervleri kimine göre 38 milyar metreküp, bazıları 100 milyar metreküpe kadar çıkartıyor. Daha kuzeyinde, ki bugün biraz kuzeyine konuşlanma hevesini görüyoruz İsrail'in. Henüz daha keşfedilmemiş ama tahmini bir takım şeyler var. Rezerv açıklamaları var. Tabii sadece oranın gazını miktarı değil, İsrail'in bir doğal gaz jeopolitiğinin bütünlüğünü bozmamak için de Gazze'nin açıklarındaki bu gaz jeopolitiğine hakim olmak istiyor. 99'dan beri tespit edildi ama bunun Filistin'e, Filistin'in malı olduğu da çok açık. Ama bunu hiçbir şekilde kullanıma izin vermediğini de biliyoruz. Nitekim buranın 16 yıldır abluk altına alıp adeta bir toplama kampı gibi burayı sıkıştıran, gıdasını, elektriğini, suyunu kısıtlayan doğalgazla buluşturması zaten mümkün değildi. Bunu zorluyordu. Şimdi yakında İngilizlerin bu anlaşması da sonlanacağı ile ilgili bilgiler de var. Bu da yine buradaki kaynaklara bir anlamda jeopolitik olarak el koyma çabası. Bir kanal projesi var. Bu ta Abdülhamit'ten beri aslında dayattıkları bir şey ve ona izin vermemişti. Bu da Sina Yarımadası'nda özellikle Süveyş kanalını bypass edecek bir çaba ve bir Gazze'den geçirebilecekleri. Bütün bunlar da eklendiğinde sonuç itibariyle bu işte ekranda gördüğümüz eli kanlı başbakan zannedilen zat çok açık bir soykırımı da göze almış durumda. Evet. Bunu da görüyoruz. Siz verdiniz işte bu işin artık bir istatistiği Arzu Hanım adeta dönüştü ki içimizi en çok yakan o 10 dakikada bir çocuk ölüyor cümlesi bir istatistik değildir. Bir her 10 dakikada bir insanlık katlediliyor. Bunu görmek gerekir. Yani bunun giderek en tehlikeli yanı kanıksanması, normalleştirilmesi, bir süre sonra sadece istatistiklerin açıklanmasına dönüşmesi, soykırım cümlelerinin bile giderek normalleştirilme çabası. Dolayısıyla bütün bunların karşısında insanlığın, vicdanlıların, yüreği çoraklaşmamışların, zihinleri kelepçelenmemişlerin ayağa kalkması çok açık. Birazcık bu Batı kamuoylarında ki bu tür reddiyeler, tepkiler, protestoların etkisi olabilir. Yani bu şer ajandalarında yazan heveslerin o sınırlar ötesiyle hala eksilmeyen egemenlik projelerinin içinde bir de seçim denilen onları bir parça belki durdurabilecek bir etkenin de hesap edilmesi gerekir. O açıdan da önemli buluyorum. Aslında üst ölçekte hani o sömürge damarı körelmemiş, kendinden olmayanı ötekileştiren, Batı'nın içerisindeki bu damar, o emperyalist hevesler körelmemiş insanlığa da musallat olmuş. Yani bir emperyalist çizginin insanlığa bir gün yüzü göstermemek üzere ortaya koyduğu bir tablo bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.